Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir dersle, konuyla, gündemle karşı karşıyayız. Evet başlıktan da görüleceği üzere konunun bir parçası silsile lisan dil eğitim seti, bir parçası YouTube, diğer tarafı da bunları derslerimize birleştirdiğimiz nokta. Evet özellikle salgın döneminde silsile tül lisan eğitim setini YouTube dersleri olarak kaydetmiştik. Bunlardan uzun bir süredir hem kendi öğrencilerimiz hem Türkiye'nin dört bir yanında Arapça gören öğrenciler faydalanıyor. Biz bu derslerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bu derslere gösterdiğimiz özen ve bu derslerden alınan olumlu sonuçlar üzerine birçok takipçi bize olumlu dönüşlerini ifade ediyorlar. Bu anlamda e, mutlu oluyorum. Tabii bu olumlu dönüşlerin içerisinde e, bizi takip edeceklere veyahut da takip etmede tereddüt edenlere yönelik önemli mesajlar da oluyor. E, hem e, teşekkürün e, önemi hem de bu mesajın verilmesi adına e, şimdi sizlerle e, bu paylaşımları sunmak istiyorum. Tabii ne diyor hadis-i şerif? İnsanlara şükretmeyen Allah'a teşekkür edemez. Bize de yapılan çalışmalar, emek karşılığında gelen teşekkürler, takdirler mutlu ediyor. Aynı zamanda e, o içeriklerle gelecek nesillere de mesajımızı verelim. Evet burada arkadaşlar e, mesajları derlerken e, farklı kategoriler yaptım. Bazı arkadaşları kendime yakın bulduğum için onlardan yorum, düşünce tecrübelerini yazmalarını rica ettim. Bu şekilde yazanların, hatırımızın geçenler onları tasarım halinde sundum şu an göründüğü gibi. Dolayısıyla bu yazanların isimleri, yerleri açık. Onun dışında gelecek mesajlar WhatsApp, YouTube vesaire üzerinde olabilir. YouTube üzerinde olanlar zaten açık olduğu için isimlerine dokunmadım. Yani ha oradan dışarıdan biri yorumları okumuştur, ha buradan sonuçta özel olan bir nitelik olmadığı için o paylaşımlarda gizliliğe önem vermedim. Ama WhatsApp'tan veyahut da Instagram vesaire özel yazılanların ise isimlerini kapadık çünkü olumlu veya olumsuz da karşılanabilir. Ama İsimsiz olduğu zaman ben bile çoğunun kime ait olduğu unuttum. Yani kimin yazdığı belli olmadığı için sorun olmayacağını tahmin ediyorum. Bu şekilde arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin insafına sığınıyoruz. Ve şimdi yorumlardan başacak olursak en başa Kadir Dinç adlı öğrencimin yorumunu yazmışım gördüğünüz üzere. Evet burada Kadir Cinç bir selamla başlıyor. Ne diyor? Ben sizin ilk günden beri YouTube eden Silset Lisan'a ait canlı ders videolarınızı izliyorum. İlk olarak yüz yüze ve canlı dersler arasında birazcık farklar olduğunu söyleyebilirim. Evet yani kendi dersime giren öğrenci olması aynı zamanda canlı dersleri dinlemesiyle iki ders arasındaki farkı görüyor. Ona göre o farklılardan biri canlı dersi biraz daha ayrıntılı ve daha anlaşılır bir şekilde anlatmanızdır. Evet burada güzel bir noktayı yakalamış. Genellikle okulda derslerimizi anlattığımızda müfredatı yetiştirme kaygısıyla çoğu zaman dersin üzerine hakkıya duramıyoruz. Ama sanal salgın döneminde uzun vakitlere sahip olmamız hasebiyle uzun uğraşlar sonucu bir kere ders yapalım tam yapalım mantığıyla e, sunduğumuz derslerin içi içeriği e, birçok dersler gibi kısa sürede biten e, yüzeysel dersler değil içi dolu dolu dersler. E, bunun yanı sıra ilk videolardan itibaren sekmenin düzenli bir şekilde olması. Evet burada düzenlemeye de önem veriyoruz arkadaşlar derste YouTube listelerine girerseniz konu konu sayfa sayfa ünite ünite e, sıralama var e, hem bütün kitabı hem kitaplar arası sınıflandırmaları yaptık önceden ciddi hazırlanarak gelmeniz evet dediğim gibi ben bu dersler arkadaşlar YouTube'daki derslere e, içerisinde video hikaye resim vesaire birçok unsuru da barındırması ve bunlar düzenli bir şekilde sunmam gerektiğinden ders öncesi için her bir video için 3-4 saat zaman ayırdım. Bu dersin çekimi artı bir zaman sonrasında bunların yüklenmesi değişik sosyal medya platformları, Telegram, YouTube gibi zaman aldı. Yani her bir ders 7-8 saatlik bir emeğin sonucu olarak düşünebiliriz. Metin kelimelerini seçiş ve derleme tarzınız. Evet, kelimeleri de geçiştirmedik. Bunları düzenledik. Bununla ilgili de bir izahat gelecek. Zaman zaman konu il, konu ile ilgili videolar açmanız. Evet. Eğer konu elbiselerse elbiselerle ilgili e, videolar çizgi filmler vesaire bulduk. Bütün Ve bunları bir bütünlük içinde sunuş üslubunuz sunmamız. Üslubunuzun efsane bir çalışma ortaya çıkarmıştır. Yani e, bunları açarken de laf olsun torba dolsun diye video hikaye açmadık. Bunlar anlatılan derslerle uyumlu ve sıraya konmuş ve öğrencinin gerçekten işine yarayacak seçimler olmuştur. Videolarınız genellikle normalin üstünde bir saat veya daha fazla sürüyor. Evet bunu kabul ediyoruz. İnsan izlerken sıkılır mı diye düşünüyor ama anlatım tarzınız öyle bir sarıyor ki süre, süre olmaktan çıkıyor. Ayrıca hep ders demiyor. Araya laf koyup öğrencilerle eğlenceli sohbet etmeyi biliyorsunuz. Evet. Yani sadece Arapça'yla geçiştirmek olmaz. Eğitimciyiz. Zaman zaman eğitsel konularla beraber dersin keyfini arttıran sohbetleri de önemsediğimizi Kadir fark etmiş. Bu şekilde derseniz daha ilgi çekici oluyor. Tüm bunları gören ve yaşayan biri olarak iyi ki bizim hocamızsınız demeden edemiyorum. Derslerinizi tereddütsüz herkese tavsiye ederim. Derslerinizi izleyenler abartmadığımı görecek ve anlatımlarınızın müdavimi olacaktır. Herkese iyi seyirler. Evet Kadir hem benim sanal yani salgın dönemden öğrencim hem de derslerin başladığı dönemde de öğrencim. Kendi derslerimde bile ben ders anlatırken benim dersimi YouTube üzerinden dinliyordu hocam ben sizi buradan daha iyi anlayayım anlıyorum deyip arkaya geçiyordu. Bu da benim için şaşırtıcı oluyordu Kadir bu sene hazırlığı geçti İnşallah Arapçadan kopmamıştır diyelim bir diğer yorum ise A şu ne var İşcan yani kendi üniversitemden değil dışarıdan bir hayranımız takipçimizin yorumu bakalım o ne demiş 2017 yılında abimi birkaç ay sonra da ablamı kanserden kaybettim Hayatı sorguladığım bir süreçte işimi bıraktım ve İslami ilimler okumaya karar verdim. Korona sebebiyle pek çok eğitimin uzaktan yapılmaya başlamasıyla Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde hazırlık sınıfımızın uzaktan okumaya başladım. Arap dili Arapça dili okuması, yazması her şeyle zordu. Tüm gayretime rağmen çok zorlanıyor ve notlarım düşük geliyordu. Açıkçası ben yalnız değildim ve genel bir sıkıntı vardı. Hocalarımız da bu süreci gözlemlemiş olacak ki final yerine tüm sınıfa ödev vermeyi tercih etmişlerdi. Bu şekilde ilk dönemi atlatmıştım. Ama ikinci dönem konular giderek ağırlaşıyordu ve bu sefer sınavlara girecektik tip çıkışlı Hatta daha önce e, Arapça kursuna gitmiş arkadaşlar dahi oldukça zorlanıyordu Herkes kendince bir çıkış yolu arıyordu Kimi uzaktan medrese yazılmış kimi modern Arapça gruplarına girmiş Kimi de bazı kanallardan ücretli abonelik almıştı. Benim de bir çıkış aradığım sırada YouTube'de videolarınızla karşılaşarak. Sizde olan Arapça serüvenim başladı. Dönem boyu ders kitabımızdan olan Siyasetü Lisans setini sizin videolarınızla işledim. İzlenimlerimin faydası izlemelerimin faydası e, görmüş, izlemelerimin faydasını görmüş sıfıra yakın bir Arapçadan 75-85 bandında bir puanla sınava Sınavlarımı geçmiştim. Bunda sohbet eder gibi ders işleyiniz, işleyişiniz, parçalardaki konularla ilgili genel kültür bilgileri vermeniz ve en çok da dil bilgisi konularını, tabloları oturtmanız etkili olmuş. Bana Arapçayı sevdirmiş ve öğretmiştir. Sayenizde Arapçayı çok daha iyi anladım. Anladıkça daha çok sevmeye başladım sessizce siz beni fark etmeden ayak izlerinizi takip ediyordum. Ve çok şükür sizle başladığım bu yola şimdi sizi yakından tanıyarak devam ediyorum. Şu an geçiş yaptığım Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Ve okul bitirme projem sizin yaptığınız gibi hazırlık öğrencilerine okudukları Arapça dil eğitim setinin kelime değerlendirmesini hazırlamak. Hocam ben ve benim gibi pek çok arkadaş size duacı. Sizden öğrendiklerim sayesinde inşallah bana da kendi öğrencilerim dua edecek diye seviniyorum. İyi ki varsınız Talha Hocam. Sizi tanımaktan onur duyuyorum. Gurur duyuyorum hürmetlerimle. Neval Hanım bahsetmiş. Evet bu arada bunu kapatalım. Evet Neval Hanım e, macerasını güzel bir dille samimi bir kalple açıklamış Neval Hanım'la o gün bugündür e, görüşüyoruz e, o gün bugündür muhabbetini sunuyor o gün bugündür bizden istifade etmeye devam ediyor kendisi belli bir yaşa gelmiş olgun bir insan dolayısıyla sözlüklerinin de e, hak payı olması itibariyle e, bizleri izleyenlerin hak vereceğine İnanıyorum kendisiyle tanışanların büyük bir saadet yaşayacağına inanıyorum. İnşallah Arapça'da önemli kazanımlar, tecrübeler elde eder. Bizden bayrağı teslim eder vakti saati gelince. Evet şimdi bir diğer yorum. Abad, Bolu Abad İzzet Baysan Üniversitesi'nden Sümeyye Niran Yıldırım. O ne demiş? Bolu Abant İzzet Bayzal Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandığımda hazırlık senemin ilk dönemi hem Arapça ile bir geçmişimin olmaması hem de okuldaki derslerin yeterli gelmemesi üzerine takviye amacıyla YouTube'den kanallara bakmaya başladım. Talha Zaim hocamızın silsili lisans setini baştan sona anlattığı kanalına denk geldim. Hocamızın ders işleyişi diğer kanallara nazaran çok daha tatmin edici gelmişti. Özellikle metin tahlilleri dikkate değerdi. Metinleri sadece anlam değil, nahiv yönünden incelemesi de diğer kanallardan ayıran ee, diğer kanallardan ayıran bir anlatım tarzı olarak duruyordu. Konuları yüzeysel anlatmayıp video ve resimlerle destekleyip zenginleştirmesi Hocamızın bizler için ilave bir çaba sarf ettiğini gösteriyordu. Kelimeleri çok yönlü olarak inceleyip eş, zıt, ikinci anlam, ilgili deyim ve hatırda kalmayı kolaylaştıran cümle örnekleri vesaire bu kelimeleri tablolar halinde sunuyordu. E, tüm bunlar ek olarak ders içi kullandığı tüm içerikleri bizim de ulaşabilmemiz için ilgili Telegram kanalında paylaşması Bizlere ders sonrası kapsamlı bir çalışma alanı oluşturuyordu. Hocamız ayrıca zaman zaman dil öğretimi dışına çıkarak dinimize ve günlük yaşama dair anlatım ve paylaşımlarda bulunuyor. Ben de elimden geldiğince bunlardan istifade etmeye çalışıyordum. Gel zaman git zaman hazırlığı başarılı bir şekilde bitirdim. Şimdi o zamandan geriye Arapçayı sevdirmek ve kalıcı öğretim sağlamak için hocamın bana rol model olması ve teşekkür sunma vesilesiyle kendisiyle tanışma ve çalışmalarından yararlanmaya devam etme güzelliği kaldı. Bu yüzden kendisiyle tanışmaktan onur duyduğum hocamdan Allah razı olsun demiş. Evet. Sümeye Niran Yıldırım'la da e, bu vesileyle tanışmış oluyoruz. Evet bu derslerin güzel bir tarafı da böyle ilgili kaliteli öğrencilere öğrencilerin bize ulaşmasından sonra onlarla aramızda kurduğumuz bağ. Bir nevi arkadaşlık. Deminki arkadaşımız Neval Hanım olsun Sümeyye olsun onlarla ayrı bir platformda başka oluşumlarda ilerliyoruz. Yani kimi arka, kimi takipçilerimizde de e, gündelik hayatta iletişim haline geçiyoruz. Böyle bir güzellik de var. Diğer bir öğrencim kendi okulumdan Gökhan Çalak. Evet, üzerine aldığı görevi bir hakkın yerine getiren samimi öğrencilerimden bir tanesi. Hmm. O ne demiş? Hazırlık sınıfı öğrencisiydim. İlk aylarda sınavlarımın yüksek olmasına güvenerek fazladan bir çalışma içine girmiyordum. Zamanla notlarım düşmeye başladı. Sonradan bir şeyler yapmam gerektiğini farkına vardım. Hocamın kanalını biliyordum ama izleyemi izlemiyordum. İlk çare olarak sizin kanalınızı izlemeye başladım. Özellikle eksiğimin daha çok olduğu nahi ve sarf bölümlerini tek tek izliyordum. İlk başlarda göze görülür, gözle görülür bir ilerleme sağlayamadım. Zamanla hocamın kendi anlatımına ek olarak ders esnasında sunduğu eğitici videolar, resimler ve hikayeler sayesinde konuları daha iyi kavramaya başladığımı gördüm. Dersleri düzenli bir şekilde takip edince sınavlarım yükselmeye başladı. Ara ara rehavete kapılıp bıraktığımda düşüşler olduğunu fark ederek dersleri tekrar izlemeye devam ettim. Gel zaman git zaman final sınavına girdim ve uzun ve yorucu bir süreyi başarıyla tamamladım. Başarımda Talha hocamın silsile düşsan YouTube derslerinin büyük etkisi olduğunu düşünerek kendisine teşekkür ediyorum. Evet biz de Gökhan'a teşekkür ediyoruz. bu yazıyı yazdığı ve üzerine aldığı görevleri bir hakkın yerine getirdiği için. Evet bir diğer yorum Hüseyin Yeşilden. Evet Hüseyin Yeşil'de beraber turist rehberliği okuduk. O sıra esnasında bizi tanıdı ve bizden istifade etti. Bakalım ne diyor. Covid-19 virüsünün hayatımızı sarsmaya başlayışının ilk günlerinden itibaren uzun zamandır aklımda olan bir projemi Arapça öğrenmeyi gerçekleştirmeye koyulup üniversite sınavına girmeye karar verdim. Şehrimdeki Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tercih edip bir sene hazırlık sınıfında okuyup Arapça öğrenme serüvenine başlayacaktım. Fakat henüz ilk haftadan Hazırlık sınıfında verilen ağır ve ezbere dayalı sarf naif dersleriyle karşılaştıkça dile olan ilgim ve merakım gün geçtikçe azalıyordu. Bir süre Arapça öğrenmeyi bırakmayı da düşünsem de bu işin farklı koşullarda daha iyi öğretilebileceği zannıyla ee, yine aynı üniversite turist rehberliği bölümünde yakından tanıdığım sınıf arkadaşım olan Arapça muallimi Talha hocamı aradım. Talha hocam başta beni teskin ederek ve ağır dil bilgisi kurallarının henüz hazırlık aşamasında öğrenciye verilmesinin yanlış olduğunu ve kendi metodunun tamamen farklı olduğunu ifade ederek YouTube'a da verdiği sizlere lisan dersini takip etmemi tavsiye etti. Bunun üzerine dersleri takip etmeye başladım ve kısa sürede dilimin geliştiğini hissettim. Hocamız özellikle ders esnasında metin okumaya, gramer ve diğer kaideleri bağlamına göre e, ders içinde vermeye dikkat ediyor. Ve çok basit bir anlatımla bunu yapıyordu. Bir vakit sonra bölümü bırakıp sadece onun uzaktan derslerine odaklandım. Ve yaklaşık günde 10 saatleri bulunan çalışma serüvenimin ardından çok kısa bir sürede modern Arapçamı kendimce iyi bir noktaya getirdim. Eğer ki Talha hocamla daha önce hiç tanışmasaydım muhakkak ki bu dili öğrenmeyi bırakırdım. Özellikle Arapça gibi zor bir dili sıfırdan ve hiçbir temeli olmadan fakat şevkle çalışıp bir öğrenci çok kısa süre içerisinde öğreten Talha hocamın dil öğreniminde geleneksel kitapları yıkan bir alim olduğunu ifade etmek ister. Arapça hususunda kendisine sonuna kadar güvenebileceğinizi tüm samimiyetle ifade ederim. Evet Hüseyin arkadaşımız turist rehberliğinde sınıf arkadaşımız olduğunda da e, kalitesini gösteren biriydi. E, tarih okumuştu ve tarih alanında gerçekten e, kendini yetiştirmişti. Ve e, kendisinin geliştirdiğini yazdığı yazıdan da görüyoruz. E, yazıyı baştan aşağı kendisi... Kaleme aldı, bizim müdahale etmemize, düzeltmemize hiç gerek kalmadı. Giriş gelişme sonuç her şeyle bizle ilgili düşüncelerini ifade etti. Bu yüzden teşekkür ediyorum kendisine. Evet, bir diğer öğrencim Haydar Yıldırım. Evet, Haydar Yıldırım ne demiş? Merhaba hocam, bizim derslere girdiğiniz günden bu yana hatta Son güne kadar derslerinize katılmaya çalıştım. Bir konu kaçıracak olursam ya da anlamadığım bir yer olursa YouTube kanalınıza başvurup kaçırdığım yeri telafi etmeye çalıştım. Bu yüzden kanalınızı yakından bilen biri olarak derslerinizi yorumlamak isterim. Buna göre İrap anlatırken konular arası bağlantı kurmak için bir önceki derste anlattıklarınızı yeni derste ufak bir tekrarlama yaparak konular arası bütünlük sağlamaya çalışmanız. Evet dersleri açtığımda bir önceki derste bağlantısı varsa açıklıyordum. Mesela isim cümlesine haberin çeşitleri anlatılıyorsa önce bir isim cümlesi ve hatta fiil cümlesini anlatıyorum. Daha önce isim cümlesi geçtiyse cümleler arası bağ kurarak anlattığımdan bahsediyor. Ve bunları ilgili videolarla desteklemeniz metin çeviri yöntemleri, kelimeler ve cümleler arası bağlantı kurma, metni çevirdiğinizde akılda kalması için onunla ilgili müzikler, ilahiler, şahısların biyografileri ve belgeseller izletmeniz hoşuma gitmektedir. Ayrıca söylemeye değer diğer bir durum ise sizin derste sadece ders değil de yeri geldiğinde sohbet, yeri geldiğinde bir anınızı paylaşarak dersin sıkıcı geçmesini engellemeye çalışmanızdır. Siz sevdiysen dersleriyle ilgili gereken her şey hocamın kanalında izleyicilerini beklemektedir ben istifade ettim darısı size demiş. Değerli öğrencimiz Haydar vefalı, düşünceli, çalışkan, işini bir hakkın yapmaya çalışan öğrencilerimden bir tanesi. Evet bir diğer yorum ve kendi öğrencim Elvan Dede'den geliyor. Buna göre ne demiş bakalım. Hazırlık sınıfına başladığım zamanlarda derslerime destek olacak Arapça adına takip ettiğim bir YouTube kanalı yoktu. Bir süre sonrasında YouTube kanalı tavsiyeleriyle sizin kanalınıza abone oldum. Genelde İRAP konularında eksiklerim olduğundan sizin kanalınızdan dersler açıp eğlenerek öğreniyordum. Metin anlatımlarınızda ise kelimelerin diğer kelimelerle zıt, eş anlam, yakın anlam gibi farklı anlam ilişkilerini ortaya koymanız hem bahse konu kelimeyi hem de diğer alakalı kelimeler öğrenmemde çok faydalı oluyordu. Tüm bu dersleri hem kendinize has anlatım tarzınızla vermeniz hem de zaman zaman öğrencilerle etkinlik yaparak anlatmanız ders eğlenerek öğrenmek adına efsane bir fırsat sunmaktadır. Tereddüt etmeden Arapçanın sırları Talha Zaim Hoca'nın kanalından geçer diyebilirim. Diyor Elvan Dede. Yakın zamanda tanıştığımız Elvan Dede Adındaki öğrencimizi de çalışkan, ilgili, duyarlı görüyorum. Allah kendisini muvaffak etmeye devam etsin. Evet şimdi de arkadaşlar e, sosyal medya üzerinden gelen mesajlara bakalım. E, neler demişler. E, i̇smini pek anlamadığım mendur denen bir kişi farklı bir amaçla bize ulaşmaya çalışıyor. Ama e, bize ulaşınca mesajını atmış. E, yani şu bölgeye bakıyoruz. E, kullandığınız metot gayet iyi. Keşke daha önce bu kanalı bulsaydım. Şeklinde bizde mesajını paylaşmış. Evet. Bunun dışında Zehra şehri ile ilgili e, Zehra şehri ile ilgili bir yorum var gümüş kurşundan. Hocam metindeki kelimelerin pdf'sini paylaşabilir misiniz? Tüm metinler içinde aynı zamanda bu arada anlatımınızı takdir ediyoruz demiş. Orada bir ifadesi var. Buraya bakacak olursak. Evet hocam çok güzel bir kanal. Elbette arkadaşlarıma tanıdıklarımı önereyim. Hocam benim ablam da geçen sene hazırlıktaydı. Bu sene birinci sınıf. Sizden çok bahsediyordu. Benim dersime girmiyor ama girmiş kadar oluyorum. Bütün YouTube videolarını izliyorum demişti. Ben de bu üniversiteyi kazanınca hep Talha hocam benim dersime girsin diye dua ettim. Allah'ıma çok şükür. Duam kabul oldu. Allah sizden razı olsun diye yorum almışız. Evet, bir diğer yorumda ise Tüm hocalar iyi anlatıyor ama siz başka anlatıyorsunuz ya. Gerçekten samimi söylüyorum. Ders videolarını falan izledim sistemden. Aynı konuyu diğer hocalar da anlatmış okumuş ama siz tam öğrenci dilinden anlıyorsunuz. Evet. Burada e, öğrencinin dilinden. Yani benim şöyle bir yaklaşımım oluyor. Bu kadar sene artık öyle bir hal oldu ki öğrenci e, neyi anlamaz, neyi anlar, nerede takılır, kafasından geçenleri okuyabiliyorum. Dolayısıyla anlatırken öğrenci soru bile sorulmuyor. Çünkü aklından geçen her şeyi izah etmiş oluyoruz. Evet. Çiftçilik ve ziraat üzerine bir yorum var Goncagül'den. Bu seriyi belki 7 farklı hocadan dinledim. Ama en iyisi sizsiniz. Evet. Siz lisanı anlatan birçok ders hocası var ee, tabii onların aramalarda nedense videoları ön planda çıktığı için bizim arkada oluyor ee, biraz geç ulaşılabiliyor bizlere ee, daha sonra ne demiş dersi anlatmak için anlatmıyorsunuz öğrencilerinizin anlaması için ciddi çaba sarf ediyorsunuz yani hocam ilminizin sadakasını bence fazlasıyla veriyorsunuz. YouTube'a yüklediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. İlahiyat hazırlık bizi hazırlıkta biz de bu seriyi takip ediyoruz. Sizi keşfettiğim için çok mutluyum. Geç keşfettiğim için de üzgünüm. Öğrencileriniz cidden kıymetini bilmeliler şeklinde bir yorum yapmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Merhaba hocam. Gerçekten sizin derslerinize katılmayanlara şaşırıyorum. ve Salgın dönemi e, dersimize 200 öğrenci varsa en fazla 20 kadar öğrenci katılıyordu. 180'i neredeydi bilemiyoruz. Bizim dil bilgisi hocamız bugün sizinle işlediğimiz bu konuyu bir ay önce işledi. Sizin gibi konulara önce değinip sonra anlatmadı. Ödevler verdi. İlk başlarda ne kadar istekliydim. Arapça çalışmaya. Sağ olsun hocamız soğuttu beni derslerden. Bir dersi sevmek de gerçekten hocanın etkisi çok büyük. Emekleriniz için teşekkür ederiz. Evet. Böyle bir kıyasa gidilmiş. Ee, bizi biz bu anlamda e, öğrencimizin elinden tuttuğu için tutabildiğimiz için mutlu olduk. Evet bir diğer sayfada ne denmiş bakalım. Hocam yemin ediyorum 2 saattir sizin derslerinizi dinliyorum. Şimdiden inanılmaz verimli oluyor benim için. Resmen parça un ufak edip en ince noktalarına kadar öğretiyorsunuz. Bizim hocalar parçayı okup hemen geçiyorlardı. Evet dediği doğru. İnceleyip sık dokuyoruz. Dolayısıyla e, eksik bir nokta, gedik bir nokta bırakmadan ilerliyoruz. Bir diğer yorumda selamun aleyküm hocam size teşekkür etmek istiyorum. Youtube kanalınızdaki kavayet konular sayesinde son yaptığımız sınavdan iyi denilebilecek bir not aldım. Ne kadar sizi kızdırsak da ne kadar üssek de yardım ettiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Yapmış olduğunuz emeklerden dolayı size minnettarım kendi adıma söylemek isterim. Evet vefalı öğrenciler her zaman e, iyidir bizi mutlu ediyor böyle dönüşler. Ee, eyvallah. Diğer bir yorumda ise hocam sınıftan olmadığım için gruba pek dahil olmak istemiyorum. Ama bugün ders çok güzeldi. Özellikle son ders Ebu Hureyre'nin hayatı mükemmeldi. Bu güzel emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Evet Ebu Hureyre de kedicik babası olarak adlandırılıyor. Kedilerle ilgili bir dersi Ebu Hureyre'ye kadar getirmiştik. Dolayısıyla öğrencinin zihinlerini olabildiğince açmaya çalışıyoruz. Çok güzel örnek oluyorsunuz. Allah'ın izniyle ileride öğretmen olursam sizin gibi öğrencilerime ilgili olacağım. Sizin gibi güzel çalışmalar yapacağım demiş. Evet. 170 silsile dışında yaptığınız etkinlikleri seviyorum ve bana katkısı olduğunu düşünüyorum. Ve kültürel bilgi vermeniz ders başında dersle ilgili videolar izletip tercümeni yapmasınız çok iyi oluyor. Konuyu sadece sizin dersinizde dinleyenler bence tekrar etme gereği duymaz. Evet bunu ben birçok kişiden duyuyorum. Belki bir ders çoğu anlatımlarda 10 dakika 15 dakika sürüyor. Benimki 4 katı 1 saat kadar sürebiliyor. Ama fark şu diğer dersleri dinlediğinizde kendiniz 1-2 saat daha çalışmanız gerekiyor. Ama benim dersimi dinleyenlerin ders yapmadan da konuyu anladıklarını duyuyorum. Böyle bir farka bu arkadaşımız dile getirmiş. Evet. Mert Neva Yiğit ne demiş? Hocam siz muhteşem bir detaysınız. Maşallah bir ders bu kadar mı dolu dolu işlenir. Allah ebediyen razı olsun. Emeğinizin, çabanızın heyecanını buradan hissedildi. Rabbim iki cihanda sizi muhafaza etsin. Ne, dil, ne dilerseniz hayırla onu versin inşallah denmiş. Evet bir diğer anlatımda ise hocam alıştık artık zaten ailecek Talha Hoca deyince akrabadan biri gibi geliyor. Her şey için Allah razı olsun. Emeklerinizin hakkı ödenmez hocam demiş. Hocam annem zaten yanımda el işi yaparak dinliyor videolarda ve sizin Türkçe açıklamalarıyla direkt ekrana bakarak dinliyor. Kardeşlerim de benden çok kelime öğrendiler. Arapça zaten tıp okuyan Osmanlıca dersleri alıyor. İlgisi var yani. Evet böyle bir dönüşte almışız. Eyvallah diyoruz. Evet bir diğer yorumda ise Selamun Aleyküm denmiş. Hocam merhabalar. Öncelikle kusura bakmayın buradan rahatsız ettiğim için. Hocam sizi YouTube kanalınız üzerinden keşif ettim. Arapça dersleriyle ilgili videolarınızı izledim ve ders anlatımınız ders esnasında öğrettiklerinizi pratik yaparak kalıcı hale dönüştürmeniz ilgimi çekti. Ben bir devlet üniversitesinde kamu yönetimi okuyorum. Şu anda ikinci sınıf öğrencisiyim. Arapça öğrenmek istiyorum ancak Arapça dersiyle ilgili araştırmalar yaptığımda ne yazık ki sizin gibi bir hocama ulaşamadım. Evet, bir araştırma yapmış. O araştırma içerisinde e, bulabildiği tek hoca biz olduğumuz söyleniyor. Sizden nacizane dersler ile ilgili bilgi almak istiyorum hocam. Ders veriyor musunuz? Veya da vermiyorsanız önerebileceğiniz bir yer var mıdır? Yardımcı olsanız. Seminerim demiş. Evet. Bir diğer yorumda kelime çalışmamıza denk gelen öğrencimiz yapmış. Ne demiş burada da? Benim için bu metindeki kelimeleri ince ince işliyorsunuz. Ya onlar çok faydalı oluyor. Bir de dersteki anlattığınız anılarla daha da pekişiyor. Örnek videolar. Yani dersteki her kelimeniz çok faydalı. Ben sıkılmadan sonuna kadar dinliyorum. Notlarımı alıyorum. Kelime defteri oluşturdum. Sizin attığınız bu kelimelerle tekrar etmeye çalışıyorum açıkçası. Sizden Allah razı olsun hocam. Babanıza da Allah rahmet dilerim. Yazdığı mektup beni çok etkiledi demiş. Evet. Özellikle dersleri videolarla yani dinleme becerinizi de ilerletecek, önemsedecek içeriklerle zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bunu fark edenler Teşekkürlerini iletiyorlar. Evet bu kelimelerle ilgili de çalışmayı daha sonra kitaplaştırdım. Geçen sene ikinci dönem öğrenciler istifade etti. Bu sene inşallah eksik gedikleri de temizleyerek sunacağız. İnşallah faydalanacaklardır diye düşünüyorum. Evet burada bakalım neler olmuş. Evet şurada hocam bir de YouTube'da dilsel lisans dersini anlatan çoğu hocaya baktım. Ta dönem başında size sormuştum ee, bir hoca var ee, yanlış anlaşılmasın diye sildim. Bu adama yani bu hocaya bakıyordum. Diğerlerine göre iyiydi. 6000 takipçisi vardı. İşi paraya döndürdü. Bu adam da sizin gibi anlatamıyor. Siz konuyu çeşitlendirip anlatıyorsunuz. Sizin hocam 2-3 yıla kadar rahat bu içerikte. 10.000 aboneniz olması lazım. Diğerlerinde bu kadar kaynak yok. Üstün körü anlatım var. Evet. 2-3 yılda geldiğimiz seviye şu an 2500. Tabii e, öğrenciler de genel olarak kolayına kaçtığı için bizim gibi detaylı anlatımları es geçebiliyor. Onlar için öncelikli metnin en kısa yoldan çevrilmesi Eee Fazla olan ne varsa onlar için önemsiz olduğu için kanalımız ancak gerçekten Arapçayı sevenler tarafından değer görüyor. Evet, selamünaleyküm. Kolay gelsin. Paylaşımlarınız çok güzel. Bu videoları nereden buluyorsunuz? Evet. 2000-3000 tane video Telegram eşliğinde Dersleri zenginleştirmiştik. Yani konu neyse o konuyla ilgili videoları nereden buluyorsunuz diye soruyor. Tabi YouTube üzerinden e, konu ile ilgili araştırma yapıyorum. Aralarından sesi, görüntüsü, içeriği uyum sağlayanları düzenli bir şekilde sunuyordum. Estağfurullah gayet güzel çalışıyorsunuz. E, ben de bir sürü Arapça kanal takip ediyorum ama sizin videolar gibisini ilk defa gördüm anlatımı çok güzel dikkat etmeye çalışacağım inşallah. Tekrardan Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Evet hocam birçok birkaç öğrenci sizi YouTube'dan takip ediyoruz. Derslerinizi çok beğeniyoruz. Evet merak ediyorum kendi öğrencim mi? Hayır. Yok hocam Selçuk Üniversitesi. Dersleriniz çok verimli. Hocam devam edecek misiniz? Evet. bu sosyal medyanın güzel tarafı tüm Türkiye'ye çok daha geniş alanlara hitap edebiliyoruz. Yani sadece kendi bize resmi yollarla verilen öğrencilerle yetinmiyoruz. Dua edeceğim sizin için Arap Dili ve Edebiyatı okuyoruz biz. Hocam sizin dersler net anlaşılır eğlenceli Daha önce bu kadar kaynak atan hoca görmedim. Evet bu noktada kaynak noktasına iddialıyım. Telegram kanalında ortaya koymuş olduğum çalışma gibi başka bir çalışma olduğunu sanmıyorum. Yani yapabilecek bir baba yiğit de düşünmüyorum. İstifade edenler olursa da bu emek için seviniyoruz. Evet bizi Selçuk'tan dinleyen bu 3-4 arkadaşa Selamlar. Evet. Bir diğer Ben ona dedim ki diyelim açıldı üniversiteler. Ben bilgisiz gitmek istemiyorum. Bir şeyler öğrenmek istiyorum. Çünkü hazırlıkta bu fırsat var. Sonrasında yok. Ben bu yüzden bu sene sınavlarım bitse dahi Arapça öğrenmek istiyorum dedim. O da bu yüzden böyle bir fikirde bulundu. Sizden bahsettim, videolarınızı falan gösterdim. Oturduk, bayağı kahve falan içtik. Sizin bazı videolarınızı izledi. Bizim hocalarımız böyle durmadı üzerimizde. Biz de önemsemedik. O yüzden sonradan önemini anladık dedi. Hocanız her şeyi önünüze koyuyor dedi. Youtube'a falan hani her yerden bulup paylaşmış. Sizinle baksana dedi. Öyle zaten dedim dedi. Ben Arapçayı nasıl öğrenmem gerektiğini son sınıflardayken anladım bak dedi. Ne kadar şanslısınız ki ilk senenden sevdirmiş hocanız size dedi. Evet genellikle öğrenciler eğer dersler gevşek giderse başta seviniyor. Yani anlık düşündüğü için ama sonradan iş işten geçtiği için karşılıklı razı olunan süneç bu, bu sefer öğrenci tarafından eleştirilen sürece dönüyor. Bu yüzden Aradan seneler de geçse de bizi dersimizi eksik yapma anlamında suçlayabilecek bir öğrenci çıkacağını sanmıyorum. Evet devam ediyoruz hocam. Bu saatte bile ilminizden istifade ediyorum demiş bir arkadaşımız. Evet vallahi hocam zaten sadece sizin ve Hişet Hoca'nın tek dersine giriyorum ve ciddi anlamda çok verim alıyorum derslerinizden. Hem hiç bilmedim kültür, kültürel yönler hem ders bakımından yani bunca yıldır okul okuyorum. Yemin ederim sizin gibi bir hoca görmedim. Selamun Aleyküm hocam. Ben İkçü, İkçü neresiydi unuttum. İslami ilimler 1. Sınıf öğrencisiyim. Arkadaşım sizin öğrenciniz ve bizim arkadaşlarla olan gruba... Birkaç defa sizin dersinizi dinlerken videolar atıyordu. Eğlenerek öğretiyor, öğreniyoruz dedi. Ben de merak ettim. izledim ve arkadaşımdan da telegrama attığınız videoları istedim. İzliyorum. Sürekli bize atıyor. Ayrıca çok güzel bir ders anlatımınız var. Emeğinize sağlık. Size çok teşekkür etmek istiyorum. Birikimlerinizi hepimize paylaşma imkanı sunduğunuz için rica ederiz. Ne demek. Allah korusun hocam bizim ayağımız, bizim elimiz ayağımız sizin kanalınız. Şahsen ben ALMS'ye nazaran YouTube'u daha etkin kullanıyorum. Evet bu okulun sistemiydi. Zaman zaman çökmeler, sıkıntılar yaşanıyordu. O yüzden e, ALMS ile beraber dersleri YouTube'ye koyuyordum. E, arkadaşımız bunu kastetmiş. Evet devam edecek olursak. Bursa Uludağ'dan bir arkadaş ilahiyat fakültesi okuduğunu söylemiş. Sizin okulda yaptığınız Arapça çalışmalarınızdan haberim oldu. Arkadaşım ve öğrenciniz nokta nokta hanım benim de bu çalışmalardan istifade etmemi sağladı. Evet öğrencilerimiz bazen arkadaşlarına tavsiye ediyor. Bu hoşumuza gidiyor. Ben de arkadaşlarımla grup kurup orada bu videoları paylaşıyorum. Kendi ve arkadaşlarım adına bizzat teşekkür etmek istedim. Allah ilminizi arttırsın. Bizleri de istifade ettirsin inşallah demiş. Evet bir arkadaşımız da durum yapmış derslerimizi. E, Arapça sayfası olarak. Evet Sisretülisan dersleri ve Arapça üzerine birçok şey içeren Talha Zahim hocamızın kanalını sizlere şiddetle tavsiye ederim demiş. Teşekkür ederiz. E, bir öğrencim şu an öğretmen olan arkadaşım derslerimizi yorumlamıştı izleyip o da yan tarafta yazıyor. Bakalım ne dedi? Ders genel anlamda eğlenceli ve bilgilendiriciydi. Olabildiğince her saniyesi dolu dolu geçiriyorsunuz. Gerekli tüm hazırlıklar önceden yapılmış ve derste oluşabilecek sürpriz aksilikler haricinde oluşabilecek tüm aksiliklere karşı Önleminiz önceden alınmış olması çok güzel. Evet, ilginç bir nokta. Ee, yani ders boyunca nelerle karşılaşabileceğimizi önceden hesap etmiş bir şekilde öğrencilerin karşısına çıkıyoruz. Bunu tespit etmiş arkadaşımız. Özenle oluşturulmuş bir ders planı mevcut idi. Dersin sıkıcı olmaması amaçlı bolca videolar konulmuş olması çok güzel. Ki bu birçok öğretmenin dinleme becerisinin derslerinde eksik bıraktığı bir konudur. Sadece kitap üzerinden dersin gitmemesi gayet güzel. Evet kitaba bağımlı değiliz. Kitap bir araç. Ee, işimizi gördüğü kadar kullanıyoruz. Elimizde birçok araç daha olması gerekiyor. Arapçadan Türkçe'ye, Türkçeden Arapça çeviri ikisi de mevcut idi. Güzeldi. Ders ile alakalı kelime tabloları da ilgi çekici ve bilgilendiriciydi. Benim tek olumsuz bulduğum durum öğrenci derse pek katılmadı. Daha çok siz üzerinden gitti siz siz üzerinden gitti ders. Gerçi öğrenci derse katmaya çalıştığınızda dahi öğrenci pek katılım taraftarı olmuyor. Bu durum öğrenciden kaynaklı bir kaynaklı bir durumda olabiliyor çoğu zaman. Öğrencileri derse katılmaya teşvik amaçlı bir şey yapılabilir. Daha fazla konuşturmaya yönelik etkinlikler yapılabilir. Mesela ders sonundaki Ebu Hureyre hakkında vaazda her bir cümleyi birer öğrenciye verebiliriz. Tam bir çeviri istemek belki onlar için zor olabilir. Hangi kelimeler kulaklarına çalındı bunu alabiliriz onlardan. Dersin sonunda verdiğiniz hayat ders niteliğindeki konuşmanız da çok hoş idi. Derste genel anlamda ben de kendimce öğretiler çıkardım. Benim için de faydalı bir ders idi. Evet. Derslerde hayat ve ahlak dersleri vermeyi öneriyoruz. Mesela yalancı çoban metni geldiği zaman yalancılık ve doğruluk üzerine ayetler, hadisler, yaşanmış başka olayları özellikle vurguluyoruz. Yani en iyi Arapçayı da bilse bir insan yalancı olduktan sonra hiçbir anlamı yok. O yüzden ahlak önemlidir diyerek yola devam ediyoruz. Evet, diğer bir ifade de ne var? Yok hocam ben sizi hem buradan hem de YouTube üzerinden takip ediyorum. İstanbul'da İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Evet. Liseden de takip edenlerin olduğunu e, duyuyorum. Bu da bizi mutlu ediyor. İstanbul Üniversitesi Arap Dili Ede ve Edebiyatı sonrasında Arapça öğretmenliği hedefliyorum. Arapça sevdalısı bir dilciyim. Acaba bu kim? Ne durumda şu an bilmiyorum. Yaklaşık 2 senedir Arapça çalışıyorum. Başladığım günden itibaren sizi hiç takibi bırakmadım. Kitaplarınız ve videolarınızdan çok istifade ettim demiş. Ee, i̇nşallah iyi yerlere arkadaşımız gelebilir. Evet diğer taraftan sizi yeni keşfettim. Derslerinizin yeni izlemeye başladım. 3 gündür geceli gündüzü izliyorum. Çok faydalı oldu. Ben de Asü. Ee, Aksaray mıydı? İslami ilimlerde hazırlık okuyorum. Sizlerden işliyoruz bizde dersleri. Ee, mesela siz sarf naif dersini ayrı işlemişsiniz. Metinleri ayrı. Ayrıyeten çizgi film şeklinde konu anlatımları gerçekten çok faydalı. Bizde ise bir saatte bir ünite işliyorlar. Hızlı hızlı yetiştirmeye çalışıyorlar. Yetiştiği kadar ancak bu da bana fayda pek sağlamıyor demiş bir diğer arkadaşımız da. Evet bu sayfa ilginç Muhsin Yılmaz arkadaşımız değişik vesilelerle bize teşekkür etmeyi ve yorumlarını sunuyor kendisine de yorumların birinde bana ulaşmasını istedim ama bize ulaşmadı ama bu şekilde bizde bağ kurmayı tercih ettiğini görüyorum bakalım Muhsin Yılmaz YouTube üzerinden bize ne demiş? Değerli Talha Zahim Hocam, bir Arapça seveni olarak birkaç ay önce tevafukan denk geldiğim videonuzdan sonra bu seriyi sizin sayfanızdan baştan aldım. Bu tarih itibariyle videonuzdan fark edebildiğim Telegram sayfanızı ekleyip sayfanızdan takip ederek bu dersinizdeyim. İnşallah bu seriye sizin emek verip yetiştirmeye çalıştığınız öğrencilerinizle bitirme fırsatım olur. Sizden öğrendiğim her bir harf kelime cümle, mana ve değerlerin tahayyülündeki sayısınca muvaffakiyetleri Rabbim size nasip etsin. Sizden öğrendiklerimle mana vermeye başlayabildiğim ve bundan sonra mana başlaya ve bundan sonra mana vermeye başlayabileceğim her bir ayet ve hadisin alemimdeki etkisi gibi sizin de alemiz şenlensin. Evet, e, Arapça öğrenirken çoğu zaman öğrenci Kur'an ve hadisten kopuyor. Biz de mümkün olduğu kadar konuları ayet ve hadislerle süslüyoruz. Dolayısıyla özellikle istediğim bu noktayla ilgili değerlendirme yapılan öğrencilerden memnun oluyorum. Yani Kur'an ve hadis ilgisi artan öğrenciler bizi mutlu ediyor. Muhsin Yılmaz ikinci yorumunda ise ne demiş? Ben şahsen resmi talebeniz olmasam da senizin düzenli takipçisi ve sanal talebeniz olmam hasebiyle izlerken de öğrenirken de zevk alarak ve iştahla öğreniyorum hocam demiş. Talha zaim ayrıcalıktır der ve yorumumu hitama erdiririm demiş. Üçüncü yorumda ne demiş? Ben derslerinizi dışarıdan takip eden bir takipçinizim hocam. Telegram'daki paylaşımlarınızı biriktirip sizin PowerPoint sunumunuzda yaptığınız gibi kendime sunu yapıyorum. Evet Bunları bu şekilde değerleyen, toplayan arkadaşlar bizleri mutlu ediyorsunuz. Yani evet biz de açtığımız yoldan sizlerin ilerlemenizden mutlu oluyorum. Bu şekilde Muhsin Yılmaz her fırsatta bize teşekkürlerini sunuyor. Evet bir diğer Hafize Şahin adlı e, takipçimiz YouTube'da abonemiz. Salha hocamı birkaç yıl önce Telegram grubu sayesinde tanıdım ve düzenli olarak gönderilerini takip ettim. YDS hiçbir hazırlık yapmadan girdiğim halde dil kursuna giden arkadaşlardan daha yüksek puan aldım. Evet ben de YDS ile ilgili evet benim Evet belim ağrıdığı için zorlanıyorum hareket halinde kusura bakmayın. Evet ben de YDS ile ilgili kurs ders vermiyorum. Zaman zaman YDS ile ilgili süreci de anlatıyorum ama her şeye rağmen çalışmalarımızdan YDS yönüleri istifade eden arkadaşlarımız oluyor. Ne diyor YDS hiç hazırlık yapmadan girdiğim halde dil kursuna giden arkadaşlardan daha yüksek puan aldım. Bunun sebebi de Allah hocamın faydalı, eğlenceli ve ilgi çekici içerik hazırlayıp bize sunmasıydı. Kendimi hiç öğrenmeye zorlamadan Arapçaya çok güzel ilerlettiğimi gördüm. Arapça öğrenimine gönül veren Allah hocam emeğinize, yüreğinize sağlık, çabalarınıza ve çıkardığınız işleri takdir ediyorum demiş. Evet Dil Gençlik adında bir sayfa. Selamünaleyküm hocam. Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği bölümünü kazanmış bulunmaktayım. Hazırlık sürecimde sizin ders videolarından da bolca yararlandım. Teşekkürlerimi iletirim." demiş. Evet, daha sonradan bu arkadaşımızla da tanıştık. Muhabbetimiz devam ediyor. Evet, bir diğer yoruma geçecek olursak Seranur Aka. Hocam Allah razı olsun. Gerçekten o kadar faydalı oluyor ki dersleriniz. Özellikle sınav zamanlarında birebir yardımcı oluyor diye teşekkür ediyor. Evet geç keşfettiği için üzgün olduğunu da dile getirmiş. Talha hocam dersime girmemenize rağmen derslerden arttırabildiğim vakti sizin YouTube'daki derslerinizi izleyerek geçirdim. Bana çok faydalı oldu. Bu kadar emek verdiğiniz için bizzat teşekkür ederim demiş bir başka arkadaşımız. Evet Fatma Nur Şeyma Avcı ne demiş bakalım. Evet kanalınızı yeni keşfettim. Allah razı olsun alınıza sağlık. Hocam çok faydalı bir kanalınız var demiş. Kesinlikle hocam ben de renkleneceğini düşünüyorum. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversite İslami İlimler Fakültesi hazırlık sınıfındayım. Evet bu da uzaklardanmış. Öncelikle derslerinizin eksiği yok. Artılarınızı anlatmakla da bitmez. Alanınızda uzman bir hocasınız. Sisretül Lisan kitaplarının ders videolarına baktım. Anlatımınızı çok beğendim. Ağzına sağlık. Allah emeğinizi yağlı etsin. Evet ilginç bir dua. Teşekkür ediyoruz. Bu arkadaşımız şu an ne yapıyor acaba? Bize bu vesileyle dönüş yaparsa mutlu oluruz. Evet bir diğer yorumda talebeler kıymet bilmesi lazım demiş. Balık suyun içinde olunca suyun kıymetini bilmez. Böyle çalışma hiç görmedim. İlk olsa gerek. İmam bitiyor. Üç kelimeyi bir araya getiremiyoruz. Üstelik hafız oluyoruz. Manasını bilmiyoruz. Pratik yok. Bir terslik var. Değişmesi lazım. Eğitim sistemi öncelikle ortaokul, lise, üniversite derse giren hocalar ana dili, ana dili gibi bilmesi lazım. Öğrencilere söylerseniz biz Karaman'dan takip ediyoruz. Evet. Karaman'dan çok takipçim var. Okula gitmeden dinliyoruz. Çok faydasını görüyoruz. Öğrenciler iyi değerlendirsin. Öğrencilere bir şey atıyorsunuz. Telegrama çok güzel dökümanlar. Biz de olmasını isterdik, dinlerdik. Diğer bir yorumda ise sınıfımızda bir 40 yaşında imam hocamız size dersini evde tekrar ediyormuş. Bizim sınıfa tavsiye etti. Bayağı anlatımınızı beğeniyormuş. İnşallah birçok kişi ulaşır. Fayda sağlarsınız demiş. Eyvallah, hiç bilmediğimiz evlerde e, bizle ilgili muhabbet sürecinin ilerlediğini duyuyoruz. Evet, hocam ben de sizin öğrencilerinizdenim. İsmim nokta nokta. Hocam YouTube'da sizin gibi içerikle gerek tablolar olsun gerek kendi hazırladığınız notlar olsun öğretici ders anlatım videoları hem videolarınızda mevcut hem sizin ders anlatış tarzınız ve konuları mota mot geçmeyip illaki pekiştirici harika taktikleriniz en istifade ettiklerimizden. Bir de Telegram kanalı gibi bir nimet var. Bizim için çok istifade ediyoruz. Biz öğrencileriniz dahil olduğum diğer Telegram kanallarının sahiplerinin çoğuna size anlattım. Kanallarında sizi tavsiye ettiler. Daha çok öğrencinin Arapça sevenin size ulaşması için. Hocam başta siz ve kanallarınız çok büyük nimet. Çok şükür ki sizi tanıyoruz. Allah sizden razı olsun demiş. Eyvallah. Evet bir başka arkadaşımız İstanbul sağlık alanında bir üniversiteden yaklaşık bir buçuk sene önce mezun oldum. Üniversitede okurken hafızlık çalışmam oldu. 8. dönüşe kadar geldim ama bazı nedenlerden dolayı ara vermek zorunda kaldım. Telegram kanalınızdan ve YouTube kanalınızdan derslerinizi annemle fırsat buldukça takip ediyoruz. Ve işleyiş şeklinizi çok beğeniyoruz. Evet bazen ee, analı kızdı. Bazen babalı oğlu ders dinleyenler oluyor. Bazen okul dersleriyle ilgili sıkıntılarından dolayı bizi takip edenler oluyor. Bazen Arapça okumadığı halde bizden Arapça öğrenenler oluyor. Evet işleyişinizi çok beğeniyoruz. İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğum için Arapça temelim vardı. Çok hızlı öğrenebiliyorum Arapçayı. Ama alanım farklı olduğu için üniversitede çok geliştirme imkanım olmamıştı. Sayenize ilerletme imkanım oldu. Bunun için çok teşekkür ederim. Çok dua ediyoruz. Ayşe Baştuğ ne demiş? Talha hocamız Arapçayı çok seven, çok gayretli, kendisiyle birlikte içerisindekileri de çok güzel bir şekilde geliştiren kıymetli bir insan. Kendisinin çalışmalarını internet üzerinden takip ediyoruz. Arapça çok farklı çalışmalarla anlatan ve sevdiren bir eğitimci. İnşallah kıymeti bilinir. ve Birçok insana çalışmaları ulaşır demiş. Eyvallah diyoruz Ayşe Hanım'a. Evet Ayşe Hanım'la da temasımız devam ediyor. Evet bizi sürekli ısrarlarıyla dersimizi arzulayan bir arkadaşımızı görüyoruz. Şimdi. Merhaba hocam. Güzel çalışmalarda bulunuyorsunuz. En çok hikaye tercüme hususunda. Evet. Şu hikaye konusunda yardımcı olamadık arkadaşa. 50 sayfa kadar uzun bir hikayeyi tercüme etmemi istemiş. Maalesef. Yani ona vakit ayıramıyorum. Daha önce yaptığımı söylemiş ama o zaman ne çektiğimi ben bilir. Bitmek bilmiyor. Şu an bile bu yorumları okurken yani uzadıkça zorlanıyorum. Uzun şeyler belli bir süreden sonra insanın enerjisini tüketiyor. Kusura bakmayasınız. Evet videolar daha çok ilgimizi çekiyor. Anlatımlarınız açıklayıcı. Tane tane. O yüzden abone oldum. Ve arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim. Sizden ricam. Acaba iki hikaye var. PDF linkini versem vesaire demiş. Hocam ben size silse dersen hep sizin videolarınızı izleyerek önceden hazırlandım. Kendi hocalarımın çevirisini yanlış bulduğum bile oldu. Talha Hoca daha güzel çevirdi bence dediğim gibi demiş. Evet çevirilerimizi uzun senelerin mahsulü ve deneyimi yani her sene kendimizi daha da bu konuda ilerlettik. Dolayısıyla isabetli olma ihtimali yüksek. Hocam şunu söylemek istiyorum YouTube'nin daha ziyade katkısı var. Telegram'a fazla girmiyorum ama girmem gerektiğini farkına vardım. İslam için yararlı şeyler paylaşıyorsunuz. YouTube videolarda konu sırasına göre giderek ilerliyorum. Sizin bize hazırlık sınıfına ders verdiğiniz geliyor aklıma. Sizi ve Samet Batur abimi örnek alıyorum. Siz ve Samet abinin Arapça olan aşkınızı görüp de etkilenmemek mümkün değildi. Sizin üzerimizdeki emeğinizi daha da perçinlemek istiyorum ki emeğiniz zayi olmasın ve ufak da olsa ileride ümmete faydamız dokunsun diye bir yorumda bulunmuş eski öğrencimiz. Eski derslerimizi hatırlayarak evet biri burada durum yapmış. Allah razı olsun. Bizler için çabalıyor. Hocalarımın videolarını gördükçe motive oluyorum demiş. Takipte kalın denmiş. Evet, nokta nokta sınıfındayım. Ee, kanalınızdan çok faydalandım. Özellikle uzaktan eğitim yılında çok faydalı oldu. Arapçaya giriş ikinci kitapta sayfanıza denk geldim. Sekizinci kitabının sonuna kadar tüm videolarınızı izledim. Hocamın dil bilgisi konusunda tabloyla anlatmanız çok faydalıydı. Ve akılda kalıcıydı. Metinlerde de ek videolar izletmeniz falan çok güzel oluyordu. O konu hakkında ilgimi arttırıyordu gramer konusunda da Arapça videolar izlettirmeniz konuyu daha güzel anlamaya sebep oluyordu. Siz böyle ders anlatırken derse birkaç kişinin girmesine şaşırıyordum hocam. Her şey için çok teşekkür ederim diye söylemiş bir arkadaşımız. Evet yan tarafta bakalım neler oluyor. Evet hocam merhabalar ben üniversitemizin hazırlık sınıfı öğrencilerindenim. Sizin isminizi daha önceki haftalar duymuştum. Fakat tanışmamız yani benim tanımam geçen günkü konferansta oldu. Derslerinizi YouTube'da paylaşıyormuşsunuz. Bunu görünce çok sevindim. Bazı sebeplerden dolayı e, aşırı bir şekilde eksiğim vardı. Ve eksiğim olduğundan dolayı canlara katıl, katılmıyordum. İki gün önce harflerden başladım bitirdim. Bugün ise kitaba giriş yaptım. Ayrıca o Telegram'daki sistemimize hayran kaldım. Evet, Telegram'daki sistemim evet gerçekten epey bir emek isteyen bir şey. Bütün kitabın bütün üniteleri ister metin ister gramer olsun kendi konularıyla beraber ek video, resim, hikaye, dosya vesaire beraber desteklenmiş olarak yaklaşık 5000 Dosyadan oluşuyor. İşte harika sistem dediği bu. Evet. Çok güzel düşünmüşsünüz. Hocam cidden hayran kaldım. Ee, sızlanıyordum aylardır. Rabbim sizinle tanışmamı nasip etti. Üç gündür derslerinizin başından kalkmıyorum. Demiş arkadaşımız. Evet. Burada Sissetül ee, Lisan YouTube dersleriyle ilgili e, anlatımlarımıza dair öğrencilerden, takipçilerden, abonelerden, arkadaşlardan, hocalardan gelen yorumları sizlerle paylaştım. Evet burada inşallah hem e, arka planda kalan çalışmaları, çalışmalarımızın ön plan çıkması hem içerik bakımından çalışmalarımızın e, diğer çalışmaların farkının ne olduğu anlaşılması hem de teşvik edici olması hasebiyle yorumlara yer verdim. E, umarım e, ilginizi çekmiştir, faydalı olmuştur. E, derslerimizi dinleyen arkadaşlardan herhangi bir ücret talep etmesek de kendilerinin teşekkür etmesi, bu şekilde bizi onore etmesi bizi mutlu ediyor. Yani insanız, ruh, ruhumuz var. E, ruhumuzu okşayan şeyler... Böyle güzel sözler, teşekkürler oluyor. Bu anlamda incelik gösteren herkese teşekkürler. İnşallah e, Arapça ile ilgili istediğiniz noktaya ulaşırsınız. Bizlere de duanızı esirgemezsiniz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.